Öncelikle değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi kırmadınız. Teşekkür ediyoruz bu vakti bize ayırdığınız için. Yanımdaki arkadaşlarımı tanıştırayım, biliyorsunuz ama Gülsüm Artık Seçim İşleri Başkanımız, Avukat Gülsüm Özdemir. Ömer Bey de Merkez İlçe Başkanımız. Sadece kısa bir kamuoyunu aydınlatmak için bir basın toplantısı yapmak istedik. Çünkü son dönemlerde malum seçim içinde artık son 5-6 güne girdik. Kamuoyunda çok yalan yanlış haberler dolaşıyor. Ne yazık ki yalan yanlış propagandalar yapılıyor. İlimizde siyasetin böyle olmasını istemeyiz. Ama ne yazık ki bunlara izin veriliyor. Ve bunu düzgün uygulanması gereken bir şeymiş gibi maalesef diğer siyaset partiler kullanıyorlar. Bunları özellikle bir hatırlatmak istedik. Çünkü mesela son dönemlerde neler oldu derseniz, mesela havaalanı. Ya bir gün sabah kalkıyoruz, bazı billboardlarda şey görüyoruz, işte herhangi bir siyasi parti, ismi lazım değil, niye de havaalanı yapılmayacak diye manşet billboardlara çıkıyorlar. Meydanlarda bunu haykırıyorlar, bazı gazetelere de haber yaptırıyorlar. Yani bunu demek, yani genel başkanımız, başbakanımız biliyorsunuz 30 Nisan'da Niğde'deydi. Açık açık canlı yayında bütün Türkiye'nin önünde Niğde'ye yapılacak olan havaalanını açıkladı. Arkadaşlar şunu diyorlar, hani başbakanımız yalan söylüyor, hani böyle bir şey yok. Hangi neyi tutanak alarak söylüyorlar, neyi tutanak böyle bir propaganda yapıyorlar. Bunu da doğrusu merak ediyoruz, onu da bize ispatlarlarsa çok sevineceğiz. Bu konuda ve diğer Niğde ile alakalı yerel konularda sizleri kısaca aydınlatmak, kamuoyuna tekrar hatırlatmak istedik. Yani bunların en önemlisi, başbakanımız geldi, birçok müjde verdi ilimiz için. Bunların en önemlisi havaalanıydı. Sizlere bunların, hani başbakan canlı yayında bütün Türkiye'ye seslendi, 70 milyon duydu ama yine de ben Ulaştırma Bakanı'nın ağzından, başbakanımızın ağzından çıkan Niğde havaalanıyla alakalı bilgileri size bu toplantı sonrasında vereceğiz. Bunlar ulusal yayınlarda, ulusal gazetelerde de yayınlanmış haberler. Milliyet Gazetesi, Sabah Gazetesi. Burada çıkan haberleri de sizlere vermiş olacağız. Diğer arkadaşlar da hani neye dayanarak böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlarsa bunu da seçim şey olarak başkanım. Olabilir başkanım. Bu havaalanı genel, Türk Hava Yolları Genel Müdürü havaalanı açıkladı. Ulaştırma Bakanı ise havalimanlarını açıklamıştı. Ondan dolayı olabilir. Yani olabilir yani. Onun ama araştırmaları lazım. Araştırmadan manşetlere çıkmak bir siyasi partiye yakışmıyor. Hani hepimiz sorumluluk sahibi mevkilerde, makamlarda oturuyoruz. Bir şey açıklayacaksak, meydanlarda bir şey konuşacaksak araştırmamız lazım. Ve sözümüzün arkasında da durmamız lazım. Sözümüzün arkasında duramayacağımız hiçbir açıklamayı yapmamamız gerekiyor. Çünkü olay çok daha sıcak. Yani başbakanımız geldi, 30 Nisan'da var. Geçen seneden, 2 sene öncesinde, 3 sene öncesinde bahsetmiyoruz. Ve şimdiye kadar da hiçbir zaman diyorlar ya, işte daha önceki seçimlerde de, 2011'de de havaalanı dediler, 2009'da da Tıp Fakültesi dediler. Hiçbir zaman ve hiçbir zaman ne Ulaştırma Bakanı, ne bir başbakan, ne bir cumhurbaşkanı, neyi de havalimanından bahsetmedi. Sadece 30 Nisan'da Sayın Başbakanımız açıkladı. Daha öncesinde hiçbir başbakan ya da Ulaştırma Bakanı dahil ki ben 2 yıldır bir başkanıyım. Bütün Ulaştırma Bakanlarımızla havaalanı için mücadele verdik. Hiçbir Niğde'ye geldiklerinde sizler de şahitsiniz. Kesinlikle açıklama yapmadılar. Çünkü AK Parti'de vaatte bulunmuyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ama diğer siyasi partilerin siyaseti çok başka olduğu için, onlar sadece boş laftan ibaret siyaset yaptıkları için bunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Biz açıkladığımız şeyi yapmakla yükümlüyüz. Biz iktidar yükümlüsüyüz. İktidardan dolayı bir sorumluluk sahibiyiz. Diğer partilerde böyle bir sorumluluk olmadığı için bol keseden sallayabiliyorlar. Bundan dolayıdır ki Niğde'ye şimdiye kadar açıklanmamıştı. İlk defa 30 Nisan'da, bakın 29 Nisan'da bile demiyoruz, ilk defa 30 Nisan'da Başbakanımız bunu açıkladı. Ki daha öncesinde Ulaştırma Bakanımız ilk kongresine gelmiştik. O zamanki gayretlerimizde bile bunu açıklatamadık. Çünkü kesin değildi ama ne zaman kesinleştiyse bunu Başbakanımız açıkladı. Daha sonrasında şimdi burada sizlere de dağıtacağız. Bütün ulusal basının da çıktılarını aldık. Hani Ulaştırma Bakanı ne demiş, Niğde havaalanıyla alakalı Başbakan ne demiş, bunların hepsi burada mevcut. Sizlere de takdim edeceğiz. Başka şüphesi olan varsa ona her türlü kanaldan, resmi evrakla da ispatlamaya hazırız. Ki bildiğiniz gibi Başbakanımız gittiğinde 30 Nisan'da talimatını vermişti. Daha ertesi gün Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Turhan Niğde'ye geldi. Bazı basın mensupları da vardı. 4-5 tane havaalanı için alternatif yer çalışması yaptılar. 4-5 tane alternatif belirlediler. Ve şu anda bu alternatiflerin fizibilite çalışması yapılıyor ve en kısa zamanda da yeri açıklanacak. Daha detaylı bilgiler de var ama biz bunu şu anda açıklamak istemiyoruz. İnşallah onları da en yakın zamanda sizlere açıklayacağız. Çünkü seçim öncesi gene
hani kamuoyu yanlış anlamasın, işte Vahit'te bulunduğumuz gibi diğer siyasi partilerin bir kesinleşmemiş şeyleri açıklamak istemiyoruz. Ama bugün yarın tekrar gelecek. Bu son çalışmalar ne aşamada bunu tekrar öğreneceğiz. Belki sizlerle de yine buluşturabiliriz genel müdürümüzü. Şu anda başbakanımız talimatı vermiş ve çalışmaları başlamış. Yani bu iş bitmiş bir durumda. Hala bunu göre göre açıklama yapmak da gerçekten artık iyi niyet aramıyoruz bunda. Demek ki farklı niyetler var. Niyet de yok yani. Artık seçimin son günleri. Zaten uluslararası çapta bir sürü palalar dönüyor. Herkes her şeyi vaat ediyor. Ama hiç kimse de şunu söyleyemiyor ki, hiçbir Allah'ın kulu, biz iktidar olamazsak genel başkanlığı bırakırız diyemiyor. Ya da yereldeki siyasetteki arkadaşlarımıza bunu diyemiyoruz. Çünkü hiçbirinin iktidar olma, Türkiye'de birinci parti genel gibi bir ihtimaller olmadığını hepsi biliyor. Genel başkanlığa da dahil olmak üzere. Sadece şu anda palavralarla nereye kadar gidebilirsek bunun peşinde koşmaya çalışıyorlar. Birincisi bu havaalanıydı. Dediğim tam gibi, yeri belli mi Sayın Başkanım? Havaalanının yapılacağı yer tam... Yani şimdi değil. Bir şey söylesek biz de yalan söylemiş oluruz. Ama çalışma yapılıyor diyorsunuz. Çalışma yapılıyor. Dört tane alternatif belirlendi. Ama bu spekülasyonlar açık. Hani şimdi bir yer deriz, başka bir yer olur. Kesinleşmeden söylememiz. AK Parti'nin farkı bu. Şimdi o seçim var. Yani şöyle diyeyim. Ben size şöyle 7 Haziran'da seçim var diye ben bir yer söylesem, kafadan bir yer söylesem, yani bu dört yerden birini olmuş gibi göstersem, ama yetisinden sonra o yer değil, başka bir yer olmuş olursa, biz bu sefer bugün kınadığımız diğer siyasi partilerin konumuna düşmüş oluyoruz. Biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz. Siz 4 tane 5 tane değil mi yerini? Ya valilik de biliyor musun? Valilik de biliyor. Resmi bir çalışma yapıldı. Çalışma yapılırken arkadaşlar geldiler, görüntü aldı. Hayır, onu haber yaptık. Biliyorum ben. Genel müdürüm geldiğini biliyorum. Habersiz değilim. Siz AK Parti olarak Niğde Havalimanı nereye yapılacak? Tam belli mi yeri? Şu anda belli değil. Şu anda belli değil. Çalışma nasıl yapılıyor o zaman efendim? Yani yer tespit mi yapılıyor? AK Parti yapmıyor. Çalışmaya AK Parti Niğde İl Başkanlığı yapmıyor. Başkanım, anlaşamıyoruz. Yer tespit çalışması mı yapılıyor? Evet, onu söyledim zaten. Şu an 4-5 tane alternatif belirlendi. Bunların birine karar verilecek. Belki bugün yarın tekrar gelecekler bu fizikle çalışması yapmaya. Gerçi uydudan filan da bu görüntüleri alıyorlar, rüzgara bakıyorlar, rüzgarın yönüne, uçakların iniş kalkışına yönüne, birçok şeye bakılıyor. Evet. En yakın zamanda da bu açıklanacak. Öyle. Ama 4-5 tane alternatif yerimiz var. Bunları öğrenmek isterseniz biz de yardımcı olmaya çalışırız. Alternatif yerleri de sizlere söyleyebiliriz, tespit edilen yerleri. Ki yakın bir zamanda, belki bu hafta zaten genel müdür tekrar gelecek bu konuyla alakalı. Havaalanı bu konuda. Tıp fakültesi de sürekli konuşuluyor. Yani işte 2009'da da söylemişler. Gene diyorum 2009'da da söyleyen yerel yöneticiler, o gün siyasete gelecek diğer siyasi partilerin adayları da bunu kullandılar. Hepiniz hatırlarsınız. Belki bizim arkadaşlar da kullanmışlardı ama hiçbir zaman tıp fakültesi ne YÖK'ten onay aldı. İlk defa alıyor, YÖK'ten onay aldı. Milli Eğitim Bakanlığı onayladı ve şu anda Bakanlar Kurulu'nda en yakın zamanda resmi gazetede çıkacak. Bakanlar Kurulu'ndan çıkması demek de şudur. Başbakanımız bunu açıkladığı zaman Bakanlar Kurulu'ndan çıkmış demektir. Yani bunu sizler de çok takdir edersiniz zaten. İlk defa hani daha ilk başına yani Niğde Üniversitesi Senato kararını aldı da YÖK de onayladı. Bu ilk defa olan bir şey. Daha öncesinde sadece yerel siyasetçiler bunu bir vaat olarak kullanıyorlardı. 2009'da ya da işte daha önceki zamanlarda, ama şu anda ilk defa bu kesinleşti. Bununla ilgili de ne aşamada olduğunu resmi evrakla gösterebilecek durumdayız. Diyorum bakın, Niğde Üniversitesi Senato kararını aldı, YÖK onayladı, hiçbir zaman onaylanmamıştı çünkü belli kriterler vardı. Milli Eğitim Bakanlığı da onayladı. Şu an son aşamadayız. Ve bununla alakalı şu anda üniversitemizin kampüs alanında da çalışmalar yapılıyor. Bu bina nereye yapılacak, gene fizibilite çalışmaları ve kampüs alanının genişletilme çalışmaları da başlamış durumda. Şu anda başladı bu çalışmalar. Bunların hepsi tıp fakültesinin hazırlığı için başladı. Bu da en yakın zamanda yeri netleştikten sonra, resmi gazetede yayınlandıktan sonra size açıklayacağız. Yani yerini açıklayacağız, öyle diyeyim. Şu anda tıp fakültesi zaten açıklandı ve onayını almış durumda. Mevcut hastaneyle ilgili burada bir parantez açalım başkanım. Orada bir herhangi bir çalışma olacak mı? Mevcut devlet hastanesi ile ilgili. Mevcut devlet hastanesi ile ilgili çalışma olabilir ama orada farklı yorumlar açık orası. Yani mevcut hastane tıp fakültesiyle afiliye edildiği zaman mı daha verimli olur? Ayrı iki tane hastane olduğu zaman mı daha verimli olur? Şu anda arkadaşlar bunu da çalışıyorlar. Çünkü kamuoyunda bu konuşulmaya başladı, onun için artık. Bu konuda da bir netlik yok ama çalışıyorlar. Yani mevcut hastane tıp fakültesine afiliye edilirse birleştirsen ne olur? Oradaki doktorların faydası mı, hasta daha iyi bir hizmet alabilir mi, almaz mı? Yoksa iki tane ayrı hastane mi daha hizmet verilir? Çünkü biliyorsunuz bu tıp fakültesi de bölgesel olacak. Yani Nevşehir, Aksaray, Ereğli bölgesi Niğde Tıp Fakültesi'ni kullanacak. Yani o iller artık tıp fakültesi yapılamıyor. Bundan dolayı bu planlanarak yapılıyor ve biz bu tıp fakültesiyle de şunu da sağlamak istiyoruz. Sadece Niğde işte üniversitesi tıp fakültesi var demek istemiyoruz.
ülkede marka olmuş bir tıp fakültesi yapmak istiyoruz. Tercih edilen bir tıp fakültesi. Sadece tabeladan ibaret, içinde 3-5 tane öğretim üyesi, öğretim görevlisi olan bir tıp fakültesi yapmak istemiyoruz ülkedeye. Bu yüzden de alelacele hadi açtık hop şurası tıp fakültesi tabelaya asalım demiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar başlandı. Sağ olsun üniversitemizde çalışıyor. Bunlar rektör beyin de bilgisi var, sizi bilgilendirebilir. Sağlık alanındaki genel sekreterlik olsun falan hepsi ön çalışma içerisinde şu anda. Niğde Üniversitesi'nin tıp fakültesinin nasıl bir marka yapabiliriz, bunun altyapısını nasıl oluşturabiliriz, marka bir tıp fakültesi olması için bunun için çalışıyoruz. En yakın zamanda da sonuçlanacaktır. Yani şu anda çalışmaları başladı ve bitmiş durumda aslında. Çalışmalar bitti sadece dediğim gibi marka olması ve tercih edilebilen bir tıp fakültesi olması için çalışmalar yapılıyor şu anda. Onun dışında hızlı tren. Hızlı tren dedik, başbakanımız gene geldiğinde açıklamıştı. Hızlı tren de Niğde, Adana-Kayseri arasında biliyorsunuz bir tren hattımız var. Burada şu anda elektrifikasyon çalışması, bitmek üzere sinyalizasyonu, bitmek üzere burası hızlı tren olacak. Çift hattı hızlı tren olacak. Ki elektrifikasyonu bitmek üzere diyorum, direkleri falan görmüşsünüzdür. Yani bu palara değil, her şey ortada. Burası çift hattı olacak, ha, yüksek hızlı olmayacak bu hat, bu hat hızlı tren olacak. Yüksek hızlı olduğu zaman yük taşıyamıyorsunuz. Bizim Niğde olarak yük taşımamız lazım. Niye yük taşımamız lazım? Niğde'nin en önde gelen sektörü madencilik sektörü. Kasetçiler biliyorsunuz. Kaset şu anda Niğde merkezindeki istasyonda, demir yolları istasyonunda yükleme, indirme, bindirme yapıyorlar. Biz bunun için de bu hızlı tren hattı üstünde bir yükleme lojistik merkezi de kuruluyor. Bunun çalışmaları da başladı. En kısa zamanda sürecek. Şu anda devam ediyor. Hani bu da bir proje değil, hayal değil, vaat değil. Şu anda devam eden bir proje. Aynı raylar üzerinde. Aynı raylar. Doğru. Yani Kayseri yolu üzerinde görürsünüz aslında. Bunun da çalışması başladı. Yükleme merkezi oluşturulacak. Ve bütün madenciler artık şehrin içinde de girmeyecek. Yani şehirden de onu koparmış olacağız. Yükleme merkezinden vagonlara yükleyecekler. Direkt gönderecekleri adrese madenini ulaştıracaklar. Bu birinci hızlı tren. Yüksek hızlı tren hatlarımız da geçecek. Turizm hattı var. Niğde'den geçecek. Antalya'dan Nevşehir'e uzanan bir yüksek hızlı tren hattımız olacak. Bir hat daha geçecek. Toplam 3 tane. Diyarköy, Yozgat, Kayseri, Ulukuşlar, Adana ve oradan da Erzincan'a giden bir hat daha yapılacak. Bu da yüksek hızlı tren. Bu da şu anda planlanan Ulukuşlar bölgesinde bunların çalışması. Oranın bir merkez olması. Yüksek hızlı tren için. Şu an 3 tane hat var. Yüksek hızlı tren Niğde'ye girmiyor yalnız değil mi? Niğde merkeze. Niğde merkeze şöyle diyeyim, o biraz tercih meselesi aslında. Yüksek hızlı tren girdiği zaman taşımacılık yapamıyorsunuz. Üstüne basa basa söylüyorum yani. Evet anladım ama Aksaray'a siz buradan Moza'yı yüklüyorsunuz. O tren Aksaray'a yük götürüyor. Oraya yük yok Aksaray'a yük götürmüyor, limana götürüyor. Örnek değil. Aksaray'a yük götürmüyoruz. Başka bir yerden gelmiyor mu? Limandan gelir. Mersin limanından biliyorsunuz yani uluslararası İhracat yapacaksanız ya tırla göndereceksiniz ki daha çok da tercih edilir. Ama yerele mal dağıtıyorlar ya oradan sorun başkanım yani. Ya yerele yani zaten yüksek hızlı tren hattı olsa Aksaray'a giden yüksek hızlı tren hattı Niğde'den gitse zaten yükleme yapamayacaksınız. Yüksek hızlı trenler taşımacılık yapamıyor. İnsan taşıyor sadece. Evet. Taşımacılık yapacaksanız mutlaka yani yüksek hızlı tren hattında yapamıyorsunuz. Net olarak Niğde merkeze girecek mi girmeyecek mi yüksek hızlı tren? Şöyle diyeyim net olarak 3 ya da 4 tane yüksek hızlı tren hattı Ulukuşla'da birleşecek. Bunu Ulaştırma Bakanımız da açıklamıştı. Siz evet, duymuşsunuz. Antalya'da da açıkladı. Şu an biz buna ek ne yapabiliriz? Yani hızlı tren hattı kesinlikle giriyor çalışmalar. Bitmek üzere belki ilk kullanılan illerden olacağız gene bu hızlı treni. Niğde merkeze ya da işte Bor OSB'ye yakın ya da Bor tarafına da işte yüksek hızlı hattını Ulukuşa'dan buraya ne kadar çekebilirsek onun çalışmaları devam ediyor. Ama o da netleştiği zaman ya da kesinleştiği zaman güzelken onu paylaşırız zaten. Ama şu anda hızlı tren hattımız bitmek üzere, elektrifikasyonu bitmek üzere. Yüksek hızlı tren hatlarından da 3 tanesi Ulukuşlarımızla çakışıyor. Onlarla ilgili de daha rahat bir genişletme çalışmaları devam ediyor diyebiliriz. Öyle değil. Hızlı tren bu konuda. Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi demişti Başbakanımız. Bu çok önemli bir proje aslında. Türkiye'de toplam 3 tane kurulacak. Karaman, Konya Karapınar ve Niğde. Başka kurulmayacak. Başka bir yere izin verilmedi. Burada çok şu anda tam detayını bilmiyorum ama yaklaşık olarak 27 bin dönüm bir arazi üstüne kurulacak. Ve enerji yani Türkiye'nin enerjisini bu üç yer üretecek. Güneş enerjisinden. Ve burada minimum 2 bin kişi çalışacak. Minimum istihdam olarak 2 bin kişi ve tabii ki Niğde'mize elimize katacağı katma değer bundan hariç. 2 bin kişiye istihdam kapısı açacak ve Türkiye'de dediğim gibi 3 tane olacak. Dördüncüsü yok. Bu üç taneden biri de Niğde'de olacak, Borosevre'de olacak. Bununla alakalı Ticaret Bakanımız geldi, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geldi. Ön protokolü de yapıldı. En son Enerji Bakanımız da Niğde'deydi.
Bunun çalışması da şu anda bitti zaten. Yani her yerden geçti. Şu anda yatırımla alakalı çalışmalar yapılıyor. Oradaki geçen işte elektrik hatları, işte elektrik istasyonları uygun hale getiriliyor ya da o kapasiteyi taşıyacak şekilde getiriliyor. Bu da bir vaat değil ya da işte hani biz kazanırsak, hükümet olursak yapacağız falan denen bir şey değil. Şu anda bu bitmiş bir proje. Aynı şekilde otoyolu biliyorsunuz zaten. Otoyolda bu defalarca gene açıklandı. En son gene eski Ulaştırma Bakanımız, yeni Ulaştırma Bakanımız da söyledi. Türkiye'de yapılacak bundan sonraki ilk otoyol ihalesi ki bu yıl içinde yapması planlanıyor. Niğde-Ankara arasındaki otoyol olacak. Bunu zaten defalarca açıklandı. Başbakanımız gelmeden önce de açıklanmıştı. Bunun dışında bir KOP eylem planı biliyorsunuz Niğde'de açıklandı. KOP'tan en büyük payı alan illerden biri Niğde. Bu sene de en büyük payı alan il olduk. Bunun için de gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu KOP'un içinde de aslında birçok çalışma yapılacak. Mesela bir tanesi bu Dryport dediğimiz, bu da önceden açıklanmıştı. Kuru liman. Hani biz dedik ya Mersin limanına gönderdi. Liman işlemlerini inşallah olu kuşlarla yapacağız. Yani bir daha Mersin limanına kimse gitmeyecek. Ya da buradan dediğin işte kasisçi yükünü Mersin limanına götürmeyecek. Ulukuşlar'daki bu Dryport'a, kuru liman dediğimiz yere götürecek. Burada yükleme işlemleri, gümrük işlemleri bitirdikten sonra herkes işine bakacak. Mersin limanına gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu da kesinleşmiş bir proje. Kesinleşmiş. Hani bir vaat değil ya da ileride yapılacak bir proje değil. Ve Kız Kampüsü açıkladı Başbakanımız. Kız Kampüsü de Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Bunun zaten inşaat bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminde başlayacak bu Kız Kampüsü'de. Yani bizim bugün açıkladığımız her şey resmi açıklanmış projeler, çalışması başlamış projeler, hiçbirisi vaat değil. Ya da diğer siyasi partilerin yaptığı gibi işte Erdoğan Bey'in dediği gibi aslı yok yaylasından gelen kalabalar değil. O konuda sorularınız varsa alabiliriz gene. Arkadaşlar sen yetişecek. Ben devam edeyim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Kayıttan. Peki. Mikrofonu da. Sizlerin başka soruları varsa onlara cevaplayabiliriz. Hazır böyle fırsat bir şey. Yoğunluktan çok fazla fırsat bulamıyoruz. Eğer varsa sorunuz onlara cevaplayabiliriz. Bu kaleye dünden bir veret bayramı yapın adayı. Bir kaleye bir asılan bir afişle ilgili bir açıklama yaptı. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Onlarla kurumlarını istediği gibi asabilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece kaledeki durum şu, kale bir tarih eser. Tarih eser olduğu için tarih eserlerde normalde nasıl bir reklam yapılıyor bunu sorgulamak lazım. Bu seçim kanununa aykırı bir durum söz konusu değil. Yani orası halka açık bir park değil vesaire. Oraya bir işletmeci işletiyor, kirasını düzenli olarak ödüyor ve orada restoran, işte halı satılan mağazalar, ıvır zıvır kıyafet vesaire satılan yerler var. Adam da gönüllü olarak asmak istiyor oraya. Şunu da diyor oranın işletmecisi, diğer partilerden talep gelseydi ben onları da astırırdım. Ama hiç kimse böyle bir talep de gelmedi bana diyor. Ki bundan önceki dönemlerde kaleye zaten giden insan sayısı çok fazla değildi. Ancak AK Parti döneminde ondan da bahsedeceğim. Gelebilen kişiler oldu. Şu anda da gerçekten çok güzel orası inşallah. Daha da fazla yaygınlaştırılır Niğde'mizin tarihi açısından. Biz araştırdık, bakanlıkla görüştük, Nevşehir Kültür Müdürlüğü'yle görüştük, buradaki Kültür Müdürlüğü'yle görüştük. Hiçbir sıkıntısı yok. Siz müstecirle anlaşabilirseniz, kiracıyla sözleşme yaparsanız bizim için hiçbir problemi yok dedi. Sadece reklam yönetmeliklerine bakıyoruz burada. Reklam yönetmeliği de diyor ki, tarihi eserin dokusunu bozmamak ve %50'sini kapatmamak şartıyla. %50'si değil, belki %2'sine bile tekamül etmez bizim astığımız şey ki dokusunu bozmadan sadece yansıtma yapmak suretiyle ve yine işletmecinin kendi binasını asmak suretiyle iki tane yerde reklam çalışması yapmıştık. Tabii ki bu seçim kurulunun kararına gitti. Seçim kurulunun kararına da saygı duyuyoruz. Orada bizim partimizin temsilcisi dışında iki memur ve üç tane partinin de yetkilileri var. Yani CHP, MHP ve Saadet Partisi. Onlar birleştiği zaman tabii biz tek kişi kalıyoruz. Yani bu haksız bir işlem yaptığımız anlamına gelmez. Biz hukuka uygun yaptık ama seçim kurulu kaldırılmasını talep etti. Onlar öyle talep ettiyse biz de kaldırırız. Yani bizim için çok da problem değil. Biz bu işi uzatabiliriz. Yani aykırı değilse niye kaldırıyorsunuz ki efendim? Dursun. Bir de ikinci tarafta müstecir burada farklı bir olay. Müstecir eğer kiraladıysa kaleyi yıkabilir mi müstecir? Yıkabilir demiyor zaten. Reklamcının hayır. Her şeyi müstecire yıkıyor. Kanunları biliyorsunuz. Kiraladınız yani. Hiç o kanunu okudunuz mu? Ben baktım. Ne yazıyorsunuz? Kayseri'de, Kayseri'dekiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Kayseri'de YSK indirilmesini istedi. İndirilmesinin olduğu bir yer miydi? Kayseri kirası. Hayır, normal.
Normal kareden bahsediyoruz. İşletmecinin olduğu yerden bahsediyoruz. Farklı kapıyı açıksa. Biz mesela şöyle bir AK medreseden bahsetmiyoruz. Yani dışarı camiden bahsetmiyoruz. Bir işletmecinin kiraladığı, evet, onu da kanunlarla sınırlandığı ve kanunlarla... Doku denildiği zaman illaki oradan duvarların tahrip edilmesi değil. Siz kapatıyorsunuz. Görsel açıdan kapatıyorsunuz. %50'sine kadar istediğin reklamı yapabilirsin. Tarihsel yani reklam yönetmenin araştırmak serbest. Yani resmi olarak izin veriyoruz. O zaman indirmeyin. Arkadaşlar rahatsız olun işte, biz saygı gösteriyoruz insanlara beraber. Biz Saadet Partisi'nin, MHP'nin ve CHP'nin rahatsız olduğunu görünce buna saygı gösterdik. Saygıdan bu saygıdan dolayı. Hadi biz öyle yazalım o zaman, saygıdan. Aynen öyle. Demokrasi şöleni, herkes istediği gibi partisinin reklamını yapacak, tanıtımını yapacak. Kanun çerçevesinde, hukuki çerçevelerde. Ama bize derlerse ki, yani seçim kurulu, hakim kararlı, biz bunu kaldırmaz, biz bunu kaldırırız. Ben avukatım, biz hukukta da bunu yapıyoruz ama hukuksuz hiçbir iş yapmıyoruz. Ki hukuksuz yapanlara karşı da ilk başta zaten biz başlatmadık hani bu işleri. Hukuksuz yapanlara karşı da ilk itirazları yapan da biziz. Yani şimdi şov yapmanın alemi yok. Gerçekten bu gibi durumlar herhangi bir şekilde taraflara fayda kazandırmaz. Sağ olsunlar bizim reklamımızı yapıyorlar. Allah razı olsun. Bu konuda şöyle bir şey de yeni açılmışken söyleyeyim. Mesela biz nasıl saygı gösteriyoruz insanlara? Dedik biz bütün ev başkanları toplantı yaptık, seçimlerden çok uydu. Belki basın mensuptan haberi vardı yoktu bilmiyorum. Dedik ki seçim büroları, insanları belki partilerimizi mutlu ediyor ama birçok insanı rahatsız ediyor. Çevresinde oturanlar akşama kadar müzik çalıyor, 11-12'de insanlar birbirlerini tahrik ediyorlar. Dedik ki seçim büroları açılmasın. Altında benim imzam var seçim büroları açılmasın diye. Ama ismini vermeyen başka bir siyasi parti tamam demesine rağmen gittim seçim bürosu açtı. Bunu açınca, şimdi biz kendi partilerimize, arkadaşlarımıza bunu anlatamayız. Herkes buraya cevap uymuyor. Biz iktidar partisiyiz, biz şunu demiyoruz hiçbir zaman. Biz iktidar partisiyiz, biz yaparız. Biz kimseye demiyoruz. Kesinlikle demiyoruz böyle bir şey. Tam tersi, biz her şeyi daha titizlikle davranıyoruz ki yanlış anlaşılmasın. Yani iktidar partisi burada işte geliyor, partizanlık yapıyor, anlaşılmasın. Yani böyle bir şey yapamayız, böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ama bu yanlış anlaşılmasın diye mesela gitti birisi seçim bürosu açtı, biz ondan sonra açtık. Dedik ki caddelere bayrak asmak yasak. Bu seçim kanununda da var. Yasak. Kimse açmasın. Altını imzaladık. Sadece seçim bürolarının önüne asılsın. Hepimizin, bütün il başkanlarının altında imzası var. Bir gün sabah uyandık, gene bir siyasi parti gitmiş, Bor Caddesi'ni asmış. Seçim bürosundan ayrı bir yere. Vali konağına çıkarken asmış. Mezba Caddesi dediğimiz yere asmış. Dedik yani, ayıp lan gittik biz ne yaptık? Hani biz asmayalım dedik, gittik şikayet ettik. Bunu basına falan taşımadık. Sizleri çağırıp da arkadaşlar buralara bayrak asmak yasak, israf oluyor, günah oluyor demedik. Efendi bir şekilde dilekçemizi yazdık, seçim kuruluna itirazımızı verdik. İşte iki gün sonra kararı çıktı, üç gün sonra kaldırıldı. Miting oldu. Dediler ki bize emniyet müdürlüğü, biz iktidar partisiyiz. Her şey bizim elimizde, bir zorbalık yapıyoruz ya. Güzergahı süsleyebilirsiniz. Süslerken bile süsletmediler bize bazı siyasi partiler. Burası bizim il başkanlığımızın önü dediler. 15-20 tane gençler üstümüze saldılar. Bunu da yaşadık biz. Tamam mı? Kendi güzergahımız, resmi hakkımız olan yer, miting günü süslememiz gereken yeri süsletmediler iktidar partisini. Eyvallah dedik. Biz saygı gösterelim, saygı duyalım. Uyumsuzluğu biz çıkarmayalım. Keşke basında falan paylaşsaydınız başkanım. Hayır, biz böyle bir siyaset yapmak istemiyoruz. Bizim siyasetimiz bu değil. Biz medyaya fayda sağlamak istiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz. Kavga çıkarmak, kutuplaştırmak istemiyoruz. Biz bu siyaseti yapmıyoruz. Neyse dedik, eyvallah dedik. Mitingimiz bitti. Bizim gençlerimiz sabaha kadar süsleme yaptı. Çocuklar hiç uyumadılar. Dediler ki bunun gece 12'den önce kaldırılması lazım. Doğru. Gece 12'ye kadar izin var. Hani güzergah süslenebilir. Çocukları uyutmadan götürdük. Gece 12'den önce bütün hepsini kendi elimizde kaldırdık. Daha sonra başka bir siyasi parti miting yaptı. Niğde'nin bütün cadde ve sokaklarını süslediler. Eyvallah dedik ki başka yerlerde vardı ama kaldırmadılar. Hani biz dilekçe verdiğimiz halde yani mitingimizden sonra kaldıralım dediler. Yine hoşgörü gösterdi. Tamam mitingleri var. Genel başkanları gelecek. Dedik. Bütün sokakları, caddeleri, genel başkanın geçmeyeceği güzergahları daha süslediler. Mitingin ertesi gün gece 12 oldu. Baktık hepsi duruyor. Ertesi sabah oldu. Baktık hepsi duruyor. Biz gene dilekçe verdik. Ve siyasiler partinin verdiği cevap ne biliyor musunuz? Biz sökmüyoruz. Sökecek kim varsa gelsin söksün. Biz böyle siyaset yapıyoruz İğne'de. Ama bundan sonra da bunu yaparken de hala karşıda karalamalar geliyorsa işte arada sizi de aydınlatma gereği duyuyoruz. Aydınlatma ihtiyacı duyuyoruz. Biz böyle bir iktidar partisiyiz. Biz iktidarın zorbalık mevki makam olarak görmüyoruz. İktidarı sadece hizmet olarak görüyoruz. Hizmet için yarışıyoruz. Kimseyle zorbalık için, kavgalık için, kavga yapmak için, kutuplaştırmak için iktidarını kullanmıyoruz. Böyle bir şey için de kullanılmaz zaten. Ama biz iktidarız. Şunu da düşünüyoruz bazen. Ya biz iktidar olmasaydık eğer diğerleri iktidar olsaydı bize nefes aldırmazlardı, emin olun.
Bunu görüyoruz, bunun acısını da yaşıyoruz yani. Bunun üzgünlüğünü de yaşıyor. Çünkü siyasetin hepsi gelecek bir gün bitecek. Hepimiz yüz yüze bakacağız. 8 Haziran sabahı gelecek, hepimiz burada ticaret yapacağız, karşılıklı bakacağız, çocuklarımız aynı okula gidecek, aynı yerleri kullanacağız. Bunu çok abartmamak lazım. Bunların hepsi gelecek, geçecek, geriye bu insanlığımız kalacak, hoşgörümüz kalacak, karşılıklı ilişkilerimiz kalacak. Siyaset bugün var, yarın yok. Ama bunu çoğu arkadaşımız düşünmüyor. İnşallah onlar da ders alırlar en yakın zamanda. Bizim amacımız hiçbir zaman kavga etmek değil. Biz herkese kucak açıyoruz. Bizim partimizden olsun, başka partiden olsun. Birkaç gösterdiğimiz hoşgörü işte anlattık burada. Birkaçını daha anlatsak sayfalar sürer, saatler alır. Bizim siyasetimiz böyle. Bunları da sizinle paylaşmak istedik. Başka sorusu olan yoksa teşekkür ederim.